Herkese merhaba. Bugün çok eğlenceli bir şey yapacağız. Yani bütün seneyi bunun için beklemiş de olabilirim. Çünkü geçen sene de denedim ve tamamıyla bir faildi. Bu sene daha başarılı bir şey yapmayı düşünüyorum. Yani umarım daha başarılı olur. Çünkü yani geçen sene yaptığımda hiç alet edevatım falan da yoktu. Herhalde bu sefer evde vardı diye düşünüyorum. Ya o zaman evet, haydi başlayalım. Gingerbread evimiz. Of, çok heyecanlıyım ve bu bayağı büyük görünüyor. Nasıl çıkacak? Ben de açmadım yani, bilmiyorum. Çok eğlenceli. Bakın yani üstünde şöyle bir şey olması lazım. Ama benden böyle bir şey çıkacak mı? Hiç zannetmiyorum. O zaman hemen açıp başlayalım. Niye bu kadar büyük bir bıçak aldım ben de bilmiyorum. Bunun içinden böyle kocaman, oh çok güzel zencefil kokuyor. Bu bayağı büyükmüş yani, ne olacak bilmiyorum. Bunlar kurabiyeler. Yüzüme çarpıyordu. Bunlar kurabiyeler, böyle uf, karton kutu gibi duruyor. Başka neyimiz varmış? Ya oha, çok şirin. Burada çam ağacı var. Burada da böyle geyik falan var. Ha, biri kırılmış. Kim bilir ne için kullanacaktık onu. Oha, bu bayağı yani çok fazla şey var. Ya tipine bak. Başka başka, bunlar kremalar. Ve bir sürü şeker. Ah, yırtılmış biri. Of, şekerlere bakın. Evet, tamam, bu kadar. Şimdi o zaman hemen yapmaya başlayalım. Dün bir de şey aldım, tepsi aldım. Çünkü onun üstünde yapacağım. Üzerinde yapacak bir şeyim yok. O zaman bunu açarak bence başlayalım. Kurabiyelerimizi açalım. Bunları böyle set şeklinde satıyorlar ama çok kolay bir şekilde evde de yapabilirsiniz. Yani eğer kurabiye kesiciniz varsa, kurabiye şekillendirici, kesici ne deniyorsa. Bakın böyle iki tane üçgenimiz var. Şimdi bana kalsa ben bunları aşağı koyardım ama şu anda fotoğrafa bakıyorum. Bunlar aslında tabanmış. Yani evimiz şöyle olacak. Oradan görünüyor değil mi? Şunu şuraya sıkıştırabilir miyim acaba? No. Bu şekilde bir şeyler olacak. Şimdi kırmadan. Çok hassaslar, umarım kırmam. Kremamızı hazırlayalım. Çünkü o uhu gibi hem de şey görüyor. Fazla mı kestim? Kim bilir. Geçen sefer bunların hiçbiri yoktu. Niye yoktu? Çıkmadı demek ki içinden. O daha uyduruk bir şeydi. Bu daha havalı bir şey. Of, böyle kocaman krema. Zaten sıcak olduğu için bayağı akışkan bir modda. Ya ayrıca suda bekletmeme gerek yok. Şimdi şunu bunun içine tutalım. Bu kremanın tadını çok seviyorum. Çoğu kişi sevmeyebilir çünkü plastik tadında. Aslında plastik tadında değil, hani bu şeker hamurları oluyor ya, onun daha akışkan versiyonu diyelim. Bunun böyle kenarına geçiyorum. Oh no, buraya değil. Şimdiden fail. Neyse, bu içeride kalacak. Bir dakika. Bir dakika. Böyle. Yes. Buna sıkacağız. Çünkü o içeri kısımda kalacak. Evet, asıl yapmam gereken hariç her yere sıktım galiba. Burası da değil arkadaşlar. Yüksek olan kısım kalacak. Daha şimdiden birazcık okusaydım veya da fotoğrafına baksaydım iyi olurdu. Ama kafadan yapmaya çalışınca böyle gariplikler olabiliyor. Boşa gidiyor. Siz benim gibi yapmayın, önceden planlayın. Ben şu anda sırf eğlencesine yapıyorum. Tamam, bu sefer doğru oldu artık. Lütfen. Lütfen yapışsın. Gerçekten hiç düşünmeden yapıyorum. Keşke diğer tarafını da yapsaymışım. Böyle bir zeka yok. Şunu şöyle çevireyim. Ya bunu burada çocuklara yaptırıyorlar. Daha ben dakika bir, gol bir. Her türlü yanlışı yaptım.
Ya ama olsun, eğlenceli. Ve çok rahatlatıcı. Tamam. Oh, son bir tane yerimiz kaldı. O da şöyle. Bakayım. Yes, doğru. Şimdi bunun da iki tarafına sıkalım ve yapıştıralım. Ya tamam, evimiz oldu. Ya bakın, aslında çok basit bir şey. İki tane dikdörtgen ve bir tane üçgen ile çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Oha, bunun içinden de yeşil çıktı. Oh, şu anda çok mutluyum. Başka bir rengim daha var. Tamam, bu burada dursun. Sakin olalım. Süsleme kısmı çok önemli. Şimdi bunun içinde iki tane üçgen var. Bunu niye koymuşlar anlamadım. Fotoğrafa da bakıyorum. Hala hiçbir şey anlamıyorum. O yüzden onları kullanmayacağım. Zaten kırılmış. Ama bunun içindeki çamağın ve geyiği bence kurtaralım. Geyik! Oğlum, çamağıncı da kırılmış. Çok üzücü. Bunu aslında bence şu şeyle yapıştırıp sonra bunu buraya yapıştırsam. Buraya yapışır mı? Ya deneyelim, ne olacak? Burada sanat eseri çıkarmayacağız. Eğleniyoruz değil mi? O yüzden ilk önce şey yapacağım. Şu tepesinde bir boşluk kaldı, açıklık. Orayı dolduracağım. Şöyle zikzak hareketlerle, sanki çok iyi biliyormuşum gibi. Sonra üzerine de şeker yapıştırırım. Çünkü bunun boşluğu başka türlü kapanmayacak gibi. Benim buna sabrım yok. Sıkıntı burada. Yani ama böyle şey yapamayacağım. Ve ekmeğe sürer gibi sürsem ne olur, sonra şeker yapıştırsam. Bence hiçbir şey olmaz. Önemli olan işlevi şu anda. Gerçekten pasta süsleyenleri sabrını tebrik ediyorum. Yok yani bende. Şimdi bu başarılı çalışmamızdan sonra artık süsleme vakti, ama süslemek için çok korkuyorum. Çünkü daha şunu sıkmayı sabredemedim. Yeşille nasıl süsleyeceğiz? Bunu da keselim. Ya çok eğlenceli ama gerçekten bunu yapması. Hele bir de doğru düzgün yaparsanız bence çok daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ama ben öyle yapmak istemiyorum. Ben şu anda çocuk gibi eğlenmek istiyorum. Sonucun ne çıktığı da umurumda değil. Ya evet, mükemmel süsümüzü yaptık. Yakından gösterecek olursam böyle mükemmel bir şaheser. Şimdi bunu süsleyeceğim. Ama nasıl süsleyeceğim? Kim bilir. Şurada şirin şeyler vardı, şekerler. Onlarla yapabilirim. Yani burada minik çam ağacı şeklinde şekerler var. Kullandığım eşyaları artık çöpe falan atmak lazım. Böyle bir iğrençlik şekli daha yok. Ya ama çok eğlenceli. Düzgün yapıp ne yapacaksınız? Bunları böyle... Ya bakın, bende suç yok aslında. Şunu söyleyeyim. Yeşille beyazın kıvamı çok farklı.
Yeşil mükemmel yani yapıştığı etle falan ama beyaz çok sert. Onu yumuşatmaya da uğraşamayacağım. O yüzden böyle rezillikler yaşıyoruz. Heh, şöyle yeşile yapıştırırsam daha iyi şeyler olacak gibi. Şimdi bir benzerini bu tarafa yapacağım. Ama bu çatıya bunu yapıştırmayı düşünüyorum. Çünkü bu kadar süsleyecek sabrım yok yani. Ve bunu da nasıl yapacağım? Yine bıçağımızı alıp adeta ekmeğe sürüyor gibi. Bunu sürersem bence yapışacak çatıya. Ne dersiniz? Yapıştırdım ama hiç olmadı bence. O yüzden onu da kapatmamız lazım. Nasıl kapatacağız hiç bilmiyorum. Işık da bayağı kötüleşti çünkü şeyin şarjı bitti kameranın. Ben onu şarj edene kadar da tabii ki de gerçek ışık yani güneş de gitti. O yüzden bununla idare edeceksiniz. Zaten bu şaheseri görmek için öyle pırıl pırıl bir ışığa gerek yok bence. Çünkü mükemmel gidiyoruz. Yani görüldüğü üzere bu tarafı böyle ve bu tarafı böyle. Şimdi şuradan ama bu kapıdan ben bile memnun değilim. Onu ne yapsam hiç bilmiyorum. Bence biraz daha beyaz yaparak bunu halledebiliriz. Çünkü sanki kar yağmış gibi. Ya bakın kar yağmış ve oraya yani kar sıkışmış bir şeyler olmuş. Öyle düşünebiliriz. O yüzden bu mantıkla devam ediyoruz. En kötü üstüne yine şeker yapıştırırım. Şeker her şeyi düzeltir. Tadına bakmazsak olmaz. Üzümlü. Buradaki üzümlü tadını seviyorum. Çünkü üzüme benzemiyor. Şimdi bu şekerleri böyle yapıştıralım. Hiç bununla yapışacakmış gibi değil ama. Muah! Bir sanat eseri adeta. Çok güzel oldu. Kendimle gurur duyuyorum. Burayı da bayağı boyadıktan sonra burası boş kaldı. Buraya da bir şeyler yapmak lazım. O yüzden şu geri kalan yeşille neden aynı şeyi buraya da yapmayalım. Evet, bunu geri takamayacağıma göre bununla devam edelim. Çoğu insanın bence midesi falan bulanacak gibime geliyor bu videodan. Ama önemli olan eğlenmek. Ve şu anda ben onu yapıyorum. İzlemesi nasıl olur ama hiç... Oyo. Şimdi buraya bir çığ düşmüş efekti versek. Evet. Bence çok güzel oldu. Adeta çatıdan kar akıyordu. Bence çok güzel oldu. Ve devam edelim. Ya bence tamam. Çünkü ben bu saatten sonra artık şımardığımı ve iyice cılkını çıkardığımı düşünüyorum. Ama buraya kadar olan kısımda bile çok başarılı bir iş çıkardım. En azından geçen seferkinden iyi. Yani kurabiyeler kırılmadı. Üstüm yeşil olmuş. Neyse. Değer. Bu eğlence için değer. O zaman hazır mısınız son ürünümüzü görmeye?
Ya dırırırı. Bakın burası böyle ön giriş kapısı gibi. Burası böyle çok eğlenceli çatı. Ve burası da çam ağacımız ve çığ düşmüş, bir şeyler olmuş. Öyle böyle bir şeyler. Bu seneki gingerbread evimi de yaptım. Çok mutluyum bunu sonunda yaptığım için. Yani neredeyse sene bitecekti. Ah, ama son dokunuşu unutmayalım. Çok önemli. Ya şekeri 500 tane plastiğe koymuşlar, çıkartamıyorum. Ha evet. Çatımızı da unutma. Çatı mı? Baca. Bacamızı da unutmayalım. Şöyle bir bacamız varmış gibi. Şimdi eliniz bu kadar kirli olunca en güzel şey, bir daha kremaya dokunmak zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü eğer fazla kremaya ihtiyacınız varsa direkt elinizden, bakın hemen hiç yani şey yapmadım bile, uzanmadım bile. Ben böyle pıt diye sürüp yapıştırdım. Çok güzel bir son ürün oldu. Gurur duyuyor muyum? Evet. Güzel mi? Hayır. Bu da şeker değil galiba, plastik, anlamadım. Ya tamamdır. Evet. Gingerbread evimiz bitti. Eminim ki ilham alacağınız çok şey olmuştur. Yani biliyorum çok başarılı bir çalışma, o yüzden ne desek az yani buna. Yavaş yavaş da yılbaşı konseptine girdiğimiz için bence güzel bir başlangıç oldu. Eğer böyle konseptlere devam etmemi istiyorsanız abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.